Kavuşmuş İstanbul lezzetleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Vişne soslu bıldırcın, horoz güveci, domates dolması gibi pek çok eski lezzet usta ellerde yeniden hazırlandı. Ve bakın ortaya nasıl lezzetler çıktı. Domates dolması, safranlı karidesli pilav, kağıtta pastırmalı levrek, kuzu etli ayva ve diğerleri. Hepsi 1800'lü yıllarda İstanbul mutfaklarında pişen yemeklerden bazıları. İstanbul Taksim'de 5 yıldızlı bir otel menüsüne bu birbirinden leziz yemekleri de ekledi. O yemeklerden biri de horoz güveci. Yapımı oldukça basit. Sadece biraz zaman istiyor. Ancak malzemeleri bulmak oldukça kolay. Kuru soğan, gün kurusu domates, arpacık soğan, taze fasulye. Peki güveçte horozu nasıl pişirmek gerekiyor? Horozumuzun sulanmaması için ateşimizin hızlı olması gerekiyor. Suyu çıkmaması için mühürleme dediğimiz sistemi yapmamız gerekiyor eti hızlı ateşte. Soğanlarımızı attık. Daha sonra şimdi sırasıyla biber ve bamyamızı karıştırdım burada. İkisini beraber. Şimdi burada şöyle gün kurusu domatesimizi de atıyoruz. Bunu biraz ben fazla atacağım. Şu şekilde. Tüm sebzeler de eklendikten sonra 15-20 dakika sıcak su eklenerek pişirmek gerekiyor. 10 dakika kaynadıktan sonra metal bir güvece koyarak servise sunacağız. 19. yüzyıl İstanbul'unda av köşklerinde pişen yemeklerden biri de vişne soslu bıldırcın. Yapımı çok basit ama bir o kadar da lezzetli. Önce sebzeler soteleniyor, ardından da vişne sosuyla birlikte sunuma hazırlanıyor. Peki bıldırcınları fırında nasıl pişirmek gerekiyor? Taze zencefil, karabiber, tuz, zeytinyağı. Bıldırcınlarımızı güzel bir marinasyon yaptıktan sonra 15 dakika yetecektir 180 derecelik bir fırında. Servis için vişne sosu eklendikten sonra ortaya böyle bir lezzet çıkıyor. Vişne soslu bıldırcınımız hazır. 1850 yılların vazgeçilmez yemeği horoz güveci ve av köşklerinin vazgeçilmez yemeği bıldırcın, vişne soslu bıldırcın yemeği hazır, afiyet olsun. Ve şimdi beyaz perdeden örneklere yer vereceğiz. Bu hafta tam 7 film.